Türkiye, İran içerisinde açıp işlettiği teröre karşı irili ufaklı 20'nin üzerinde şu an üs işletiyor ve bu üslerin işletilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasında hiçbir şekilde geri adım atmayacakları terör devletçiyi oluşturma projesine büyük bir ket vuruyor. Tıpkı Suriye'de vurduğu gibi. Bu nereye kadar gider? Bakın burası çok önemli. Altını kalın kalın çiziyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa bu siyasetinden 2023 yılına kadar hiçbir şekilde vazgeçmeyecekler. Niçin deadline olarak, son tarih olarak 2023 yılını veriyorum? Çünkü eğer Türkiye'de 2023 yılında ne işimiz var Afrin'deciler, ne işimiz var Libyacılar, iş başına gelir, İHA'lara da, SİHA'lara da, Mehmetçi'yi yukarıdan koruyan, gözeten, kollayan sistemleri de JIDEM olarak nitelendiren zihniyet iş başına gelirse, 2023 yılına kadar ısrarlı bir şekilde Akbaba'nın avını beklediği gibi bekleyecekler. Ama 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğinin hiçbir şekilde Van'dan, Diyarbakır'dan, Tekirdağ'dan, Edirne'den başlamadığını iddia edenler, Türkiye'nin savunmasının mutlak surette bu saymış olduğumuz coğrafyaların ötesinden başlaması gerektiğini tarihsel anlamda okumalarda yaparak ortaya koyan siyaset kazanır ise, onların da bu anlamda vermiş olduğu mücadelede bir bıkkınlık sürecinin içerisine girmeleri muhtemeldir. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki mevcudatı olmaz ise, Kerkük'e peşmergenin girmesi efendime söyleyeyim çok büyük anlam ifade ederdi. Ama şu an burada bir terör devletçiliğinin önündeki en büyük engel Türkiye'de bu noktalardaki ön alıcı bir siyaseti ortaya koyan iktidarın varlığıdır. Bu iktidar partisi önemli değil. Hangi parti bu siyasete destek verirse ben inanıyorum ki Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin istikrarı, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde çizeceği stratejik vizyona inanan halkımız da o siyasi harekete adı ne olursa olsun desteğini verecektir. Ama çok net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye'de maalesef ne işimiz var Libyacılar, Libya'dacılar, ne işimiz var Afrin'deciler önemli bir miktarda bir zemine tekabül ediyor. Ve biz bu zemine yönelik olarak açıklamalarımızı ısrarlı bir şekilde her programda mutlak surette yapmakla mükellefiz. Ben olayı büyük pencereden bu şekilde okuyorum İbrahim Güneş.